Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada dağ görmek uzun yorumla karşınızdayım arkadaşlar. Dağ nedir? Hedeflerdir, hayallerdir, ulaşılmak istenen, kavuşulmak istenendir. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre. Yani en küçük ayrıntı rüyanın anlamını baştan sona değiştirir sevgili arkadaşlarım. Bunu bilmek çok önemli. Çünkü rüyada ben bilgisayar gördüm. Peki bilgisayarda bir şeyler yazdım mı? Hangi tuşa bastın? Yani ekran açıldı mı açılmadı mı? Yanında kim vardı? Başka masanın üstüne mi koydun? Dizlerinin üstünde miydi? Bilgisayar fazla mı ısındı? Hepsinin anlamı var arkadaşlarım. Ne demiştik? Daha hedefler, hayaller, zorluktur arkadaşlar. Yani zorluk nasıl oluyor? Görülüş şekline göre. Şimdi içinde bulunduğunuz duruma göre de rüyanın anlamı değişir. Evlisindir, bekarsındır, işin vardır, işin yoktur, öyledir, böyledir. Benim tam yorum yapabilmem için, sizin hayatınızı bilmem lazım, size sorular sormam lazım. Yani bu kavuşulmayacak şeyleri de işaret eder. Yahu bir rejim yapayım dedim, sabahtan az beslendim, video çekerken karnım guruldayıp duruyor. O da hoş olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten saygısızlık şeklinde şimdi tam iki ekmek yiyeceğim. <laughs> gerçekten. Ya mide durmuyor yani bir şeye alıştırdım mı? Hani insan da böyledir. İnsana bir şeye alıştırdım hep ister ya. Mideyi de bir şeye alıştırdık çok yemeye biraz az yedim yetmez bana ekmek ver diye şey yapıyorum. Şimdi bir takipçim yazdı ki hocam dedi sevgilimle aramda dağ gördüm dedi. Dağ. Ben bir yanındayım o bir yanında dedi. Bu dedi neye gelir dedi. Ya kardeşim dedim şimdi bu aranızda engel var. Yani sevgilinle evlenme düşüncem var mı? Var dedi. Bu aranızda sizi istemeyen birisi var dedim. Yani Annesi babası mı karşı dedim. Evet hocam dedi. Babası karşı dedi. Niye karşı dedim. Kız üniversite mezunuymuş. Oğlan lise mezunuymuş arkadaşlar. Ha oğlan lise mezunu olup da oğlanın da iyi bir işi var. Yani hani şey değil. Kötü bir işte çalışmıyoruz Yani bildiğin takım elbiseyle 8-5-9-6 çalışan bir işi var arkadaşlar. Ama... Adam demiş ki ben demiş dünya para döktüm kızımı Dört sene hatta bir sene de sınıfta kaldı. Beş sene okuttum. Gidip de lise mezununa vermem denge olsun diye. Düşündüğümüz zaman oğlanın işi iyi kötü bir iş değil. Kızın da işi iyi. İstemiyor. Babası karşıymış. En son ne oldu bilmem. Serhat dedim e, sakin ol. Ya şimdi bu aşk konuları da öyle. Hani birisine aşık oluyorsun. Ondan daha iyisi yok vesaire. Sonrasında ondan hayırsızlık görüyorsun ya da olmuyor. Sonra başka birini buluyorsun. İyi ki o olmamış diyorsun. Yani hayatın genel şeyi tecrübesi bu arkadaşlar. O olmazsa başka bir olur. Ne demiş? Boş ver, boş ver arkadaş. Başka bulursun. Normal normalde hedeftir arkadaşlar. Yani hedeflediğiniz konu. Ben YGS'ye gireceğim örneğin bu sene. YGS benim zamanımda ÖSS vardı. Parasızlıktan istediğim üniversiteyi okumadım. Annem zorla açık öğretim yazdırdı arkadaşlar. Para yoktu. Yani gerçekten bu parasızlığı dibine kadar yaşadım. Benim hayatımın her yerini bu para konusu mahvetti. Ondan sonra Selçuk neden böyle hep böyle acı konularda konuşuyorsun. Kardeşim hep bir acı veriyor bu işler. Yani normalde hedeftir. daha çıkmak başarıdır. Bir işin üstesinden geldiğin gibi bir sorunun üstesinden gelmeye de işaret eder arkadaşlar. Yani hedeflediğin konuda bakmak da güzeldir. Şimdi bir hedefim var ya, daha baktığını görüyorsan daha baktın. Yani o hedeflediğin konu ulaşılabilir seviyede olduğuna, sadece daha fazla çalışman lazım. Daha fazla çalışmanın amacı da şu arkadaşlar, mantıklı çalışmak yani. Hani düzgün çalışmak, akıllıca çalışmak. Yoksa çok çalış, çok çalış ama yaptığın iş bir şeye değecek bir iş değilse sana getirisi de fazla olmuyor. Dağın bir kısmına çıkmak arkadaşlar, daha adım atmak bile başarıdır. Yani bir şekilde hani ipin ucundan tutmaktır arkadaşlar. Yani iyi bir adım atmaktır. Dağa çıkmak, dağın zirvesine çıkmak hedefe ulaşmaktır. Dağ rüyaları çok büyük hedefleri işaret eder. Demek ki siz gözünüzü karartmışsınız. Artık boğulacaksam büyük denizde boğuluyum demişsiniz ki dağ rüyalarını görmeye başlamışsınız. Belki krediler çektiniz, eşten, dosttan borç aldınız, iş kurdunuz ve rüya diyor ki: "Kardeşim, iyi yaptın." bu şey olacak yani güzel olacak senin için. Her şey güzel olacak senle olunca diyor. Daha adım atmak hedefe yaklaşmaktır sevgili arkadaşlar. Zirveye çıkmak, daha bakmak. Yani zirveye çıkmak başarıdır. O işi bitireceksin artık. Yani nasıldır Fatih Terim UEFA kupasını mı kazanmıştı? Yani çok başarılı bir teknik direktördür. Büyük ihtimal hayatında birkaç kez daha çıktığını görmüştür. Zaten zirveye çıktığını görmüştür. Çünkü ise başarı elde etmiş bir insandır. Dağa bakmak arkadaşlar hedefin zor olduğu ama ulaşılabilir olduğunu işaret eden bir semboldür. Karlı da Karlı dağlarımı aştın. Derinin o ilahi miydi ya? Grup kim söylüyordu onu? Çok severdim. Şimdi birazdan açıp dinleyeceğim. Derin ırmaklarımı geçtin. Karlı da çok zor hedeftir arkadaşlar. Yani her şeyi hedefleyebiliriz ama örneğin ben ABD başkanlığını hedeflesem olamam. Çünkü ise yasalara göre benim bildiğim kadarıyla Amerika'da doğmayan birisi Amerika başkanı olamıyor. Keşke Amerika'da doğsaydım be. Yani İsveç'te doğmak isterdim arkadaşlar. Şimdi beni kızmayın bana. Yani gerçekten isterdim yani. Yurt dışına gitmek için ne yapıyoruz? Uğraşıyoruz değil mi? Yani yurt dışında doğmak. Ya İngilizce bilmek bile hayatımın birkaç senesini İngilizce öğrenmeye ayırıyorum. Neden? İngilizce dünya dili arkadaşlar. Her tarafta geçiyor dil. Dağa tırmanırken düşmek artık o hedefin bir hayal olacağına, ulaşılamayacağına işaret eden bir semboldür. Dağın zir zirvesine değildi. Daha çıktığını görmek. Yani başarı elde etmektir. Daha rüyaları çok güzeldir arkadaşlar. Dağın yanması arkadaşlar. Olumlu olmayacak. Yani sizin için süreçler kötüye gidecek. Dağda yangın görmek iyi değildir. Dağdan inmek vazgeçmektir arkadaşlar. Hani aşk arkalarına geçer ya vazgeçtim senden diye gerçekten. İnsan vazgeçtikten sonra o değerli şeyin bir anlamı kalmıyor o insan için arkadaşlar. Böyle bir şey var hayatta. Yani siz istediğiniz sürece o insan ya da o hedef değerli oluyor. Siz değer vermedikten sonra kimse değerli olamıyor. Bütün olay sizde bitiyor sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar yüksek dağ, alçak dağ hepsi güzel ama hani alçak dağ görmek daha küçük hedefler. Yani örneğin bugün toplumumuzda 50 bin lira 60 bin lira maaş almak hani çok fazla bir şey değil. Hani geçinirsin güzel paradır ama hani seni toplumda yükseltecek bir para değildir. Böyle algılayın arkadaşlar bunu. Daha da mahsur kalmak arkadaşlar. Yani küçük bir yardımla bir şeyleri başaracaksınız ama daha da mahsur kaldığınızı görüyorsanız sevgili arkadaşlarım. Yani o küçük yardım küçücük. Belki ayda elinize bin lira fazladan geçse bir güzel iş başaracaksınız. Ama o küçük yardımı da insanlardan göremeyeceğinize işaret eder. Beklediğiniz o bazı insanlara küçük bir iteleme gerekir arkadaşlar. Örneğin ben yazılım başladığımda ilk yıllarda hem çalışıp hem yazılım öğrenmek zorundaydım. Biri benim geç, geçim masrafımı karşılasaydı max o zamanlar 2 liraydı arkadaşlar. Elektrik, su faturası vesaire yani daha başarılı olurdum. Hani bu daha da mahsur kaldığını görüyorsan küçücük bir yardım bekliyorsun insanlardan. Küçücük belki olumlu bir sevgi cümlesi ama onu da vermeyecekler, onu göstermeyecekler anlamına gelen bir semboldür. Küçücük yardıma muhtaçsınız ama onu da esirgiyorlar sizden. Dağa çıkan kişi hayatta yükselir arkadaşlar. Dağ gerçekten çok harika, harika bir semboldür. Sevdiğiniz insanın dağ tepesinde görmeniz. Şimdi platonikseniz ya da aşık olduğunuz kişiyseniz o kişiyi dağın tepesinde görüyorsanız sizi küçümsediğine işaret eder. Ama sevgilinizse arkadaşlar o kişiyi dağın tepesinde görüyorsa sizden ayrılacağına da işaret edebilir ya da onun yükseleceğine de işaret eder. Daha diğer semboller de önemlidir. Çünkü size dağa çıkan birisi arkadaşlar başarıya ulaşır ve sevgilinizin dağın tepesine çıktığını görmeniz sizi artık beğenmiyor. Bu böyledir arkadaşlar. Bir zamanlar çok değerli olan şeyler sizin için zaman gelir hiç değerli olmayabilir. Bu insanın normal şeyidir. Ha, i̇nsan her zaman bu gelişim sürecinde insanın gelişim sürecinde her zaman için kadınlar yani erkekler nedir? Daha iyiye odaklanmışlardır. En iyiye ulaşmaya çalışmışlardır. Ondan arkadaşlar. Ben biten birçok ilişki biliyorum. Erkek ayrıldı, kadın ayrıldı. Neden? Daha iyi birisini buldular. Artık o gözünden düştü o kişi. Böyledir arkadaşlar. Allah bir insanı nasip etsin. Onunla da hayırlı uzun ömür versin. Ömrümüzün sonuna kadar yaşayalım. Yani toplumda bir evlen baskısı var da. Kimi bulacaksın da kimle evleneceksin? Kolay mı o işler?